Karşınızda Puma kargo açımı. Niye mor giydin? Mor mu ayakkabı mı? Ama biraz şekil yapmak istedim böyle. Puma olunca daha böyle insan şey oluyor. Sınırların dışına çıkıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yine keyifli bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Mor falan giydim ama hiç mor çıkmayacak. Normal siyah beyaz bir ayakkabı çıkacak. Herhalde mor çıkacak demiştim ben de. Ama böyle biraz neyse hava sıcak. Yazlık bir kombin yapmak istedim galiba. Kendi yoldan aldığım oversize tişörtlerimle karşısında çıktım. Farklı farklı şeyler giymeyi seviyorum özellikle kargo açımlarında. Bugün Puma'dan güzel bir ayakkabımız var ve onu açacağız birlikte. Bu ayakkabıyı uzun süredir aslında alayım, almayayım, ne yapayım, ne edeyim diye çok düşünmüştüm. Fakat hani dedim ki zaten eski diye artık gelmez. Neredeyse 2018'de falan çıktı. Belki yalan olmasa 2019'da olabilir. En azından 2 senedir var. Pandemi zamanı çünkü tam alıyordum, sipariş veriyordum. Numaram kalmamıştı. Dedim sonra zaten eskidi. Baktım Puma sürekli üretip duruyor. Normalde işte örnek veriyorum, Kyrie 5 bittiği zaman biter. Bir daha gelmez değil mi? Burada öyle değil. Sürekli üretiyorlar. Dedim artık alıp bakalım. Ve cidden de uygun fiyatı aldım. Tercih ediliyor herhalde. O olabilir veya Puma yani sürekli yeni ayakkabı üretmektense eski başarılı olanları önümüze koyuyor. Ve indirimli fiyata koyduğu için de teşekkür ediyorum. Ben 440 liraya aldım. Trendyol'dan aldım. Açıklamaya linki bırakacağım arkadaşlar. Puma'nın sitesinde de olabiliyor. Ben zaman zaman Instagram'dan bu paylaşımları yapıyorum. Bakın diyorum ki bunu alıyorum, kaçırmayın, sizler de alın. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Bıçak elimdeyken içimden farklı biri çıktı. Takip ederseniz sevinirim. Sizler de mutlu olursunuz. Zaten günlük ayakkabı paylaşımları yapıyoruz. Ve ben hikayemde sürekli sık eğlendirici, keyifli, haber verici birçok paylaşım yapıyorum. YouTube'u seviyorsanız Instagram'ı da seversiniz. Dedikten sonra açımı yapıyorum hızlıca. Yine altın amaçlı. Yani ters koymuşlar, ne yapayım? Faturamız da çıktı. Yine bildiğimiz tipik bir Puma. Ayakkabısı o kadar ağır ki aman Allah'ım. Şunun ağırlığına bak ya bir. Ay taşıyamıyorum. Arkadaşlar kargoda o kadar ağır gelmemişti. Daha geniş tutuyordum ya. Kutuları küçük yapıyorlar ya biraz. Ayakkabıları da sıkıştırıyorlar içine. 45 mi aldın? 44,5 aldım bu arada arkadaşlar. Çünkü geçen birkaç tane aldım. 45'ler hep çok büyük geldi. Puma Clyde Hardwood ayakkabısı. Değil mi? Öyle mi yazıyor? Clyde Hardwood. Aynen öyle. Biliyorsunuz son zamanlarda 3-4 tane Puma ayakkabısı inceledik. Genelde keyifliydi. Genelde hep indirimden aldım. 400-500. Maksimum 700'e falan almıştım o disk ayakkabısını. O da güzeldi, keyifliydi. Bunu da 440 liraya aldım dediğim gibi. Bana 380 liraya aldım abi diyenler de var. Ekstra indirimler olmuş bilmem ne. Hani bu devirde bu fiyatlar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. En düşük bütçeli ayakkabılar bile arkadaşlar işte 700 lira 600 lira çıkıyor. 400'e bulduğunuz zaman yapıştırın. Bakalım bu ayakkabı nasılmış. Şöyle açıyorum. Güzel paketlenmiş. Bayağı gibi, bir dürüm. Tam mı ben de öyle diyecektim. dürüm gibi sarmışlar. Hadi abime. Çift lavaş. Ve yalnız bir şey söyleyeyim mi? Beğendim. Güzelmiş. Şu arkasını sana koyuyorum. Evet, benim de arkası yeter. Dikkatimi çekti. Arkası sana yeter. Hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Bonnie and Clyde'ın Clyde mı bu? He? Bonnie and Clyde'ın Clyde. Yok, alakası yok. Evet, ayakkabımız keyifli duruyor ama çok ağır duruyor arkadaşlar. Yani elime aldığım zaman şu an tartmak için sabırsızlanıyorum. Genelde detaylı performans incelemelerinde tartıyorum ama burada tartayım mı? Hemen getireyim mi tartayım? Olur. Çünkü cidden çok ağır ya, çok merak ettim. Arkadaşlar 550 üzeri diye düşünüyorum. 550 gram üzeri diye düşünüyorum. Bakayım şöyle sıfırlasın bir. 557. Bak nasıl tam tutturdum. Yani 500 üzeri bayağı hani ağır oluyor. 550 bayağı ağır. LeBron'un 600'e yakındı. Ben belimi ağrıtıyordu yani, o kadar söyleyeyim. Ayakkabıyı taşımak. Ama boşken tartmadın, içinde şey vardı. 30 grammış ya. Yani ağır belli. 525 grammış arkadaşlar, doğru. Şu ağırlık veren buymuş. Asaliyle bu sanki içine ağırlık bağlamışlar. yine ağır ama 20 gram, 520 okey. Alt tabanı özellikle arkaya doğru falan bayağı sağlam duruyor. O zaman her zaman yapmış olduğumuz gibi yine tabanıyla sizlere ilk izlenimlerimizi sunalım. Güzel bir taban. Ne diyorsun? Çiçekli taban. Çiçekli, böcekli, pumalı, hayvanlar koşuşturuyor. Sıcak bir yaz günü.
Evet, güzel bir taban yapısı var arkadaşlar. Dışarıda oynamaya da uygun gibi duruyor. Oldukça sağlam. Resmen oynatamıyorum biliyor musun? Nike'larda falan böyle dokununca... Sağlam mı? Tutuşu ne kadar iyi olur? Evet, tutuşu bilemeyeceğim ama dışarıda oynamaya uygun ayakkabı bakıyor ya genel itibariyle insanlar. Aynı zamanda bence bunu günlük de giyebilirsin. Zaten baksana. Ama çok ağır değil mi günlük için? Yani ayağın alışır. Günlük giyilebilecek basketbol ayakkabılarının başında geliyor adeta. Tabanı da hani arada da basket atarım diyorsan, okulda mokulda özellikle öğrenciysen bence birebir babalar için de aileler için de böyle ucuz ayakkabılar zaten harika. Üste çıkıyorum, Pro Foam yastıklama var. Hiçbir beklentim yok kesinlikle. Yastıklamasının hiçbir şeye benzeyeceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz burada pencerelenmiş, yani yastıklamanın genişleyeceği alan yok. Puma bunu hep yapıyor. Anca maksimum şuralardan genişlersin. Bir şey kullanmış veya kullanmamış hiç anlaşılmıyor. Şu yan taraftaki pencereye bakar mısın? Ne kadar kuvvetli bir plastikten yapılmış. Hafif içini gösteriyor ve arkada da ise bir topuk korumasıyla birleşiyor ve Clyde yazısı burada gayet hoş gözüküyor. Evet, arkası zaten bizi bizden aldı. Altın işaretli. Resmen arkaya bak yani. Bu ayakkabı sadece arkaya bakarak koy. Gri koymuşlar falan. Evet, çok hoş olmuş. Gerçekten çok hoş olmuş. Böyle uygun fiyatlı ayakkabıya göre kaliteli materyaller kullanmışlar. Burada yapay deri var arkadaşlar, sizlere rahatlık sunacak ve ön tarafta ise leş bir yapı. Evet, tam böyle. Ön tarafı kirlenince mahvolacak. Evet, bu ne ya? Niye bunu koyarsın? Ama nefes alabilir yapıyor bu. Hmm. Ama sert biliyor musun? Genelde bunlar yumuşak ve ölür gibi olur. Burada baksana bayağı sert plastiklerle üst üste dikilmiş. Yani bu, çünkü bu iplikler de plastiklerden üretiliyor genel itibariyle. Ön tarafta da yine alttaki taban yukarı çıkması mevcut. Bu şekilde ayağınıza da bir form verecek. Başka da bir espresi yok. Evet. Yani. Yan tarafta şurada suede, arkadaki suede'den kullanılmış. Şu Puma logosu adeta. Bu logo gibi. Bu Puma'nın şeyi ya, suvuşu gibi diyeyim. Daha tatlı bir materyalden yapılmış. Şurasındaki şey çok güzel, plastiğin. Alıyorsun. Keyifli gerçekten. İç tarafta da arkadaşlar, yani delik açılmış ama bu deliklerin içeride karşılığı yok biliyor musunuz? Niçin böyle bir şey yapmışlar? Havalandırması eksik yönü olacak muhtemelen bunun. Çünkü bayağı katmanlar böyle üst üste ve kalın kalın. Ama taş ya, taş ya, kavgaya gir yani bu. Çok sağlam, çok büyük bir ayakkabı. Şuradaki ark desteği de bence güzel olacak. Benim gibi hani düz taban veya ayağı geniş arkadaşlar için daha rahat hissettirebilir. Çünkü burada boşluk olunca ayağım buram blıp diye çıkıyor. Evet. Bu en azından bir kapanma sağlayacak. Bağcıklar bayağı önden başlıyor değil mi? Baksana bayağı önden dandik başlıyor. Dandik beyaz bağcık. Evet, çok dandik. Ya resmen Instagram'dan almışsınız gibi. Ama Instagram ayakkabılarından ucuz bir ayakkabı, öyle düşün. Evet. Bulabilirseniz gerçekten bence kaçırmayın. Benim Trendyol listemde bu mevcuttu bu arada arkadaşlar. Biraz 550'ye falan mı çıkmıştı emin değilim. Ama bence yine numaranız varsa alabilirsiniz. İlla indirim kovalamanıza gerek yok. Dil çok kötü. Ya bu arada dil çok cidden kötüymüş. Hmm. Resmen Instagram ayakkabısına döndü. Ya bu kadar dışı süper, içi... Ne deniyor? Dışı seni, içi beni mi yakar? Hani o söylemin karşılığı olmuş arkadaşlar. Niye böyle yapmışsın? Çok da sert. Puma logosu. İç tarafta ise gördüğünüz gibi Puma basketbol yazıyor. Bu arada bu Puma'nın ilk basketbol ayakkabılarından biliyor musun? Hmm. Yani 2-3 sene çıkması, 2-3 sene önce dediğim oradan kaynaklanıyor. Yani Puma piyasaya dönüyor. Şöyle böyle dedikleri zaman... Ben sana hatırlıyorum, Puma ilk bir ayakkabı çıkartmış. alayım. Ben aldın sanıyorum. İşte yok, bir türlü almamıştım. Geçen bir tane aldın, eski aldın neydi? Court Rider var, Arrest Dreamer'lar var benim incelediğim. Ondan sonra birkaç tane daha söyledim ama hatırlamıyorum şu an isimlerini tam olarak. O Ekrem'le birlikte çekindiğin ilk ayakkabısı değil miydi? Arrest Dreamer, yok. Hmm. O rapçi, J. Cole'un. Hmm. Ve bence çok güzel bir ayakkabıydı. Hmm. Bu arada yine şuradan dikkat ederseniz içeriye bağlanmış. Dil yapısı o kadar küçük ve minik ki hani koyalım diye koymuşlar. Resmen. Evet, böyle. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Yalnız bana küçük gibi geldi biliyor musun? İçini açınca böyle bir baktım. Ya, ayağımı sokacak yer pek yokmuş gibi hissettim. 45 alsa mıydım? Pişman olmam inşallah. Böyle indirimden de aldığım zaman hani tam olsun istiyorum, bir daha geri ver, uğraş. Evet. Çünkü mesela çünkü büyük kalmayabiliyor numarasını indirim olunca. Zaten o ayrı, büyük olduğu zaman geri iade etmiyorum ama küçük olduğu zaman giyemiyorum bile. Evet. O beni mahvediyor. Hadi bakalım şimdi giyelim. Bakalım. Nike çorabımızı da giyiyoruz ama kusura bakmayın artık arkadaşlar. Puma'ya ait hiçbir şeyim yok. Puma'nın kardeş şeyi yok mu? Adidas'ı var. Hmm. Adidas'la Puma birbirinden farklı zaten de. Evet. Fena sık oldu. Bayağıdır 44,5 böyle fit ayakkabı giymemiştim. Daha ince çorapla giyebilirim. Maksimum kalınlıktaki çorabım bu olmalı. Normalde daha kalın çoraplarım oluyor. Decathlon'dan aldıkları falan var ya. Daha pedli medli. Hadi bakayım, sol ayak kilit nokta. Sol ayak mutluysa ben de mutluyum. Evet, güzel. Tamam. Yani mutlu olacak gibi hissettim. Arkadaşlar o kadar fit oldu ki. 45 alsam da olurmuş bu arada. 45 alsam olurmuş ama
birkaç Puma'da 45 aldım. Ayağım içeride böyle oynuyor moddaydı. O benim hoşuma gitmedi. Puma'da tam numaramı bulamadım bu arada. Bayağıdır siyah beyaz ayakkabı açıyorsun, evet. Ama ben onun dikkatimi çekiyorum. Siyah beyaz ayakkabı açıyorum. Öyle mi? Evet. Ya bulabildiğimi alıyorum aslında, biliyor musun? Çok böyle artık seçme moduna girmiyorum. Hani inceleyeyim, hangisi varsa onu alayım. Yalnız çok iyi. Aa, ne diyorsun? Öyle mi? Görüntü nasıl? Sen onu bana güzel söyle. Güzel yani, görüntü gayet iyi. Arkadaşlar çok fit. Günlük ayakkabı gibi duruyor. Aynen, ben sana zaten onu dedim. Biraz da onu önermek istiyorum. Yakında öyle bir liste yapacağım arkadaşlar. Günlük giyilebilecek basketbol ayakkabıları şeklinde. Amacım biraz da ona yönelik ayakkabı biriktirebilmek. Evet. Gerçekten güzelmiş. Numara tercihi çok önemli arkadaşlar. 45 alsaydım muhtemelen falan olurdum. Şu andaki fitliği, beni kısıt ve sıkması harika. Dediğim gibi yastıklama yok denecek kadar az. Ama sağlıklı arkadaşlarım bunda rahat eder. Gardlar için çok iyi, biliyor musun? Gardlar için, gerçi gardlar için de ağır olur. Yani 2-3 numara düşük profilli ayakkabı giymek isteyen, sağlıklı, güçlü, dinç arkadaşlarım için iyi. Ama benim gibi bel fıtığı olan, ayağında, belinde, dizinde sıkıntılı olanlar için yastıklama çok düşük geldi şu an için. Rahat ama böyle sizleri zıplatan veya düştüğünüzde etkiyi azaltacak bir güç maalesef hissetmiyorum. Onun dışında ama şuradaki kitlenme falan efsane. Bu arada bağcıkların burada önde olması da iyi bir, tatlı bir kısıtlama, sıkma sunabilir sizlere. Bu da hoşuma gitti. Evet, bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Yaklaşık 2-3 haftaya bunun da detaylı performans incelemesini yapmış olurum. Ondan sonra da vloglarda zaten günlük ayakkabı olarak giydiğimi görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük out ve mutlu. Bayağı da çıkıp giyinip vlog çekmediğimizi fark ettim vlog, evet, deyince. Hemen o zaman bir vlog alıyorum. Çünkü. Evet. Ama işim şu anda... Yeter, kamerayı bırakayım da işime bakayım modunda. Teşekkür ediyorum. Ama çok güzel.